Taner Özdeş Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da değerli konuğum olacak. Tansu hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Taner. Evet, Tansu Yeğen'le biz iş dünyasından çok çekere tanışmıştık. Artık bu YouTube'da bir araya gelmek de hoş oldu. Tansu'nun çok güzel bir kitabı esas. Ben de katkıda bulmuştum çıkarırken. Ama hakikaten çok keyifli okudum. Çok da tavsiye ederim. Evet, kitap şu anda... Kitap endüstrisi biraz zor durumda. O yüzden kitap bulmak zor oluyor ama bulursanız muhakkak alın. Hakikaten çünkü her şeyi cömertçe paylaşmış. Zaten bugün de ondan bahsedeceğiz. Şöyle girsek, Tansu kendini çok kısa bir tanıtsın ama o kadar şey ki, CV'nin o kadar yüklü ki. Nasıl kendini tanıtır, öyle sorayım. Nasıl kendini tanıtmak istersin? Öyle diyeyim. Evet, ya CV çok uzun, o yüzden CV okumaya kalktığında program bitiyor. ya ben Alman Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği, ardından da dünyanın büyük yani tanınan teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticiliğini yaptım. Birçok anda genel müdür ya da CEO seviyesinde çalıştım. İşte Hewlett Packard, Microsoft, Apple, ardından bir 4-5 yıl Turkcell Ukrayna Genel Müdürlüğü, Turkcell Avrupa Genel Müdürlüğü, ardından IBM Genel Müdürlüğü, ardından Samsung'un eş genel müdürü, bütün cep telefonu işini yönettim. Şu anda da dünyanın en büyük yapay zeka şirketinin, yapay zeka ve robotik süreç otomasyon şirketinin Avrupa Başkan Yardımcısıyım ve ülkemizden 80 ülkeyi yönetiyorum. Taner. Harika. Şimdi şöyle böyle bayağı bir sorun var esasında ama şöyle başlayalım. Şimdi senin çok güzel bir kariyerin olmuş. Yani bütün bildiğimiz markalara da çalışmışsın. Her birinde de böyle 3-4 yılda bir yapmışsın. Yani sorum şu olacak esasında. İş dünyasının adil olduğunu düşünüyor musun? Adil olduğunu. Adil. Yani iş dünyasında iyi okumuş, düzgün çalışan, işte kendini işte ne bileyim düzgün konumlandıran bir kişi. Senin çok güzel bir kariyerin. Yani Türkiye'de gerçekten herkesin gıptaya bakacağı bütün markalar çalışmış. O yüzden şu özellikle bizi dinleyen çok genç de oluyor. O yüzden sordum. Hani diyorlar ki iş dünyası çok adil değil. Tanıdık lazım, o lazım, bu lazım. Sen baktığın zaman kendi kariyerine, başladığın noktada bugün nokta arasında ne kadar adil iş dünyası? Yani şunu bakıyorum, bir insan, her insan başarılı olabilir iş dünyasında. Bence kesinlikle başarılı olabilir. Ben ben kendime baktığımda, ben mesela tabiri caizse kimsenin adamı olmadım. Kimse benim elimden tutup beni bir şirket almak için bana destek olmadı. Yani hatta işte Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliğini bitirdim. Aradan bir yıl işletme yaptım. Askerden döndüm. Tek hedefim dijitale girmekti. Ama yani ailemin falan bilgisi yok teknoloji sektörü. Ailem daha çok üretim, metaloji, metal tarafında. Kendim aldım özgeçmişimi. Hatta hiç unutmuyorum, IBM'e götürdüm. IBM'deki güvenlikçi baktı, şöyle %100 emindim ulaşmayacağına. Vestel'e gittim. Vestel'in kapısından içeri giremedim. CV'mi de bırakamadım. Ondan sonra işte o zaman Koç Sistem'e girdim. Koç Sistem kabul etti vesaire. Ama bütün aklım fikrim böyle 5-6 yerden tek, yani kabul gördüm. Aklım fikrim dijitale girmekti. Dijitale girdim ve ben Taner, yani ömrüm boyunca bir insanın çalışması gerekenin en az 2-3 katı çalıştım. Bir de yani hiçbir zaman hayatımı kadere bırakmadım tabiri caizse. Tamamen kaderimi yönlendirmeye çalıştım. Ve bunu da hep çok çalışaraktan gerçekleştirdim. Çünkü ben çok öyle şanslıydım, işte buraya gittim, yok ona biat ettin bilmem vesaire gibi şeylere inanmıyorum. Yani sen çalıştığın zaman zaten sistem seni otomatikman yukarı çekiyor. Ve bence yani iş hayatında sen bu işin profesörüsün artık. Bence çok temel bir kural var. Eğer sen başarılı çalışmalarını yaptığın zaman hem üstlerini, hem paralelindeki çalışmış olduğun arkadaşları, hem de alttaki çalışmış olan arkadaşların takdirini kazanırsan ve onlar seni desteklerse, sen zaten otomatikman yükseliyorsun. Evet. Peki bu bakıyorum mesela hepsi çoğu uluslararası şirket, herhalde özellikle öyle bir kariyer yolu izledin. Hepsi de böyle 3-4 yılda bir değiştirmişsin. Mesela ben kariyerim kendi başımda çok sık değişti. Fakat daha olsa şeyim, bir yıldır aynı yerdeyim. Şöyle bakıyorum, yani bu 3-4 yılda bir değiştirme bilinçli olarak yapılan bir bilinçli olarak mı bunu yaptın? Yoksa yani seni oraya mı götürdü sektör ve teknoloji? Ya galiba bilmiyorum, hani şu burçlara falan pek öyle inandığı falan yok ama kova burcuyum. Şimdi de bizim yılımızmış bilmem vesaireymiş falan yazıyor devamlı, okuyorum Instagram falan ve bazen denk geliyorum. Yani kova burcunun ne olduğunu ben açıkçası bu son bir yıldır hani anladım. Teknoloji burcuymuş, yerinde duramazmış. Galiba biraz öyleyim ben. Yani ben giriyorum,
bir şirkete. Ondan sonra fakat Taner nasıl çalışıyorum biliyor musun ilk yıl? Ya mesela Samsung'a girdiğimde aileme dedim ki ben dedim beni görmeyeceksiniz bir yıl. Sahiden ben Samsung'un Eyüp'teki binasının yanında bir daire kiraladım. Yani baktım hani öyle eve gelip girmekle ya da eve gelsem hani yapılacak bir tempo değil. Çünkü benden bütün kurumsal pazara giriş stratejilerini ve altyapıyı geliştirmemi bekliyorlar. Yani baktım olacak şey değil. Şimdi sonra işte bir 4 yıl oluyor, 5 yıl oluyor. Yani sonra beni birileri muhakkak bir yerlerden buluyor. Bize gelmek ister misin diyor. Bilmem hani transfer edelim seni diyorlar. Ya da benim bir şey ilgimi çekiyor. Ondan sonra ben kendim bir anda başka bir şirkette buluyorum. Fakat aslında Taner var ya işin özeti. Ya ne yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Ne güzel işte hani kariyerin var. Ondan sonra oluşturmuşsun. Bulunduğun şirket seni seviyor. Birçok programların altına almışlar beni. Böyle çalıştıkça daha çok finansal açıdan beni destekledikleri programlara. Ama ben şunu anladım. Ya ben öyle bir adamım ki akşamları kafamı koyduğumda ya oğlum sen bugün için ne yaptın kendine? Kendini geliştirmek için ne yaptın sorusunu soran bir adamım. Ve her işe başladığımda Taner biliyor musun öyle kötü ki benim özgeçmişimin hiç kimse dikkate almıyor. Bana bakalım başarılı olacak mı gözüyle bakıyorlar. O zaman ne oluyor biliyor musun? Kendi konfor alanına tekrar dışına çıkıyorsun devamlı. Ve sanki o değiştirmelerdeki bu sınavlar beni bugünkü ben yaptı. Aslında değiştirme bir taraftan seni de geliştirmek için de biraz zorlanıyor. Her defasında en başa dönüyorsun. Öyle doğru mu anladım? Evet. Evet, aynen öyle. Yani devamlı genişletiyorsun sınırlarını. Devamlı kafa çalışıyor. Ne yapabilirim, nasıl edebilirim vesaire. Ama mesela şu anki çalıştığım şirkette, yani büyük konuşmuyorum ama bence uzun yıllar çalışırım. Neden dersen, yapay zeka alanında bir şirket ve yapay zeka daha çok başında. Yani şirket kesinlikle hani bir yıl öncesiyle aynı şeydi. Ama Samsung, yani çok keyif alıyordum Samsung'da çalışırken de. Özellikle Samsung'un Kore'de bir şeyi var, bir odası var. Oraya girebilen ender kişilerden birisiydim. Orada Samsung'un önümüzdeki 10 yıl çıkaracağı ürünler var. Tabii bahsedemiyorum neler olacağını. Ama yani bir yerden sonra işte S7 Note 7, S8 Note 8, S9 Note 9. Yani telefonda da çok fazla bir şey yok. Gelişim yok. Microsoft'a bakıyorsun ya ofis ürünü ne kadar gelişebilir ki yani. Hani şey yok. Ama şu anki girdiğim, yani şu anki çalıştığım iPad ben girdiğimden beri yani resmen hani İki kez sanki farklı şirkette iki ayrı yani iki kez iş değiştirmiş gibi hissettiriyor bana kendimi. Geliştirdiği teknoloji. Çünkü yapay zeka daha hiçbir yerde değil. Gelişim açısından. Daha yapay zekayı biz 2030'larda hatta çok sevdiğim bir kitap var. Yeni bitirdim. Kai-Fu Lee'nin AI 2041 diye. Onun iddiası 2041'den önce biz yapay zekaya alışmış olmayacağız diyor. Katılıyorum da bu arada. Yani hem teknolojinin gelişmesi hem 2041 bizim yapay zekaya girmemizin arkasındaki önemli şey olacak. Yıl olacak. Biraz daha orada geleceğiz. Yani yapay zeka, robot, metaverse hepsini sona bıraktım ama şöyle soracağım. Kendini mesela en güçlü yanın olarak ne görüyorsun? Mesela duygusal zeka iş hayatında konuşuyoruz ama gerçekten bir önemi var mı? Özellikle yönetici konumunda. Sen kendini hangi yönlerin güçlü olduğunu düşünüyorsun? Ve bu yükselmelerinde o güçlü yanını kullanarak mı hep yükseldin yoksa daha çok vizyonla mı yükseldin? Onu merak ediyorum. Ya şöyle yani ben bir kere çok iyi tabiri caizse yontuldum iş hayatına girdiğimden beri. Çok şanslıydım. Zaten kitabı yazmamın arkasında da bu neden var. Devamlı çok değerli profesörlerin elinde hep yönlendirildim, bunu yap, böyle yap, bilmem vesaire. Çok iyi iş adamlarıyla çalıştım. Yani Bill Gates'le neredeyse her 6 ayda bir sunum yaptım. Steve Jobs'la 2-3 kez karşılaştım. Öyle çok bir iş ortamında yer almadım ama yani onunla konuşma şansım oldu. Ve Samsung'da Samsung ailesiyle birlikte yakın çalışma fırsatım oldu. İş liderliği açısından da hani bütün bu yıllar içinde açıkçası şunu söyleyebilirim. Ben bir lider olarak IBM'de daha farklıydım, UiPath'de daha farklıyım, Microsoft'ta daha farklıyım. Çünkü şirketler seni işe aldıkları zaman kendi kültürlerine, değerlerine uymanı bekliyorlar. Ve yani öncelikle zaten yapılan iş görüşmelerinin hepsi hani bu adam tam farklı bir değerden geliyor, farklı kültürden geliyor ama bizim değerlerimize uyum sağlayabilir mi? Ben hep o değerlere uydum. Sahiden hani genelde girdiğim şirketlerin hepsinde çok keyifle çalıştım. Hiçbir tanesi yani hangisi kötü en keyifsiz diye sorsan öyle bir şey söyleyemem.
Ama liderlik tarzımı şirkette göre değiştirdim. Bence benim en kuvvetli tarafım, yani büyük ve küçük resmi gerçekten çok iyi görebiliyorum. Ve bunu da özellikle Alman Sesi Üniversite eğitimine bağlıyorum. Üniversitede 3. sınıfta çok sevgiyle selamlarımı iletiyorum kendisine. Kadri Özçaldıran diye bir hocam vardı. Ondan sonra biz kendisiyle çok da arkadaş da olduk. Yani hani benden büyüktü ama daha sonra kendisi rektörlük görevini de yaptı Boğaziçi Üniversitesi'nin. Bir akşam yemeğe çıktık. Ondan sonra ya hocam dedim bir şey soracağım. Ya dersine bayılıyorum, kontrol mühendisliği dersi. Ama dedim X, Y, Z ekseni. Yani bunlar ben nerede kullanacağım? Ben robot kolu falan üretmeyeceğim ki. O da dedi ki, Tanus dedi bir gün ileride işe atla dedi. Büyük resmi ve küçük resmi çok net bir şekilde görebildiğin zaman bu sakallı hocanı hatırla dedi. Hiç unutmam o anı. Beyoğlu'da bir yerde hatta oturduğumuz masayı bile. Yani sahiden de hep hatırlarım. Bir de Taner bir özelliğim daha var bence ki onun üzerine her zaman oynuyorum açıkçası. Benim yani bir, açıklayabileceğim bir özelliğim. Ben okuduğum herhangi bir teknik dokümanı anında anlayıp detaylandırabiliyorum. Yani bir daha okumama gerek yok. Hemen böyle kafama yerleşiyor. Rakamlarıyla vesaireyle. Biraz analitik beyin olmasından dolayı büyük ihtimalle. Evet, bence çok özel bir şey. Peki rol model olaraktan yani herkesin bir rol modeli vardır. İş dünyasında evet. Rol modelin veya rol modellerin kimlerdir eğer çok gizli değilse? Ya şöyle söyleyeceğim. Benim bir rol modelim yok. Sahiden yok. Ama yüze yakın rol modelim var. Yani spesifik bir tane yok. Zaten bu kitabı yazarken de çok o rol modellerden etkilendim. Bu rol modellerin bir kısmı hiç tanımayıp biyografi kitaplarını okuduğum kişiler. Bir kısmı da Hewlett Packard'da, Microsoft'ta çalışırken gözüme kestirdiğim kişiler. Ama bu arada illa rol modellerim başarılı değil. Çok kötü olup iş hayatında ama kendime rol model olarak aldım. Ben bunları yapmayacağım ya da ben bunu böyle yapacağım dediğim insanlar da var. Mesela bir şirkette bir arkadaş var. Sadece bir şey yapmış, devamlı konuşuyor ama altı boş. Biliyorum ben onun altının boş olduğunu. Ama bakıyorum takdir görüyor şirket. Hatta ödüller alıyor. O zaman diyorum ki bunu ben böyle yapamam. Benim değerlerime aykırı. Ben altı olan şeyler hakkında konuşacağım diyorum mesela şirkette. O yüzden yani rol modelim gerçekten hani şöyle bir isim olaraktan gerçek manada yok. Ama yani hani bir iki tane isim, birisi Coca-Cola'nın bir önceki CEO'su, diğeri işte Jack Stahl diye bir adam. Onunla Lessons in Leadership diye bir kitabı var. Bir Sergio Zeyman'ın bildiğimiz pazarlamanın sonu kitapları vesaire. Hiç kendilerini tanımasam da beni hayatımda çok etkilemiş olan kişiler. Süreyya Civil'le çalıştın mı beraber Tansu? Süreyya Civil'le. Tabii Süreyya'yla çalıştım. Hem Microsoft'ta hem de Turkcell'de çalıştık. Mesela onu Türkiye'ye getirdi. Hatta Şerif Kaynar onun getirmesinde çok evet. Büyük. Mesela o kadar bir deha. Aynı evet. Şeyi sana soracaktım. Türkiye'ye geldiği zaman aynı dehalı burada uygulama şansı oluyor mu? Sorum şuydu. Sen yabancı ve Türk şirketler çalıştın. Türk olaraktan sanıyorum Türkcell Türk olarak adlandırabilirim. Bu kadar evet. Metodolojim var, bu kadar birikimim var. Yani bu Amerika'dan buraya veya uluslararası şirketten Türk şirkete geçtiği zaman aynı şeye uygulama şansı oluyor mu insanın? Yani yurt dışından gelen bir insan olmuyor ama kendini adapte ediyor tabii ki. Ama bizim kültürümüz çok farklı bir kültür. Yani bizim kültürümüzü eğer anlamazsan yani çok zorlanabilirsin. Farklı bir kültür derken de yani yabancıların hızlıca adapte olabileceği bir kültür. Yani biz kötü mesela geri bildirimi kabul edebiliriz. Ama mesela biraz daha Rus, Sovyetler sonrası kurulan ülkeler hepsi herhangi bir tane en ufak kötü bildirimi kabul etmez. Hep çok dolaylı vermen lazım kötü geri bildirimi. Ya ben olsaydım şöyle yapardım. Gel gelecek sefere. Çünkü Ukrayna'da da 4 yıl genel müdürlük yaptığım için o kültürleri çok iyi tanıdım. Şu anda da zaten Rusya, Ukrayna benim yönetimim altındaki ülkeler. Bence ben bir sıkıntı görmüyorum ya. Yani bir engelleme hissi olmuyor. Yani bilgi yani sen bir Yüksel'de de aynı bir Microsoft'ta veya IBM'deki kadar işini yapabildin yani bir engelleme görmedin. Hayır hiç görmedim. Hiç görmedim. Anladım. Sanki Türk şirketlerine biraz daha politika daha fazla varmış gibi bir algı var. Demek ki çok da doğru değil. Yok çok da değil bence de. Yani Türk şirketlerinde eğer patron, şirketin kurucusu, aileler, yönetimde, kararlarda çok hakimse yani ben o tarz bir yerlerden çok keyif alamıyorum mesela çalışmak konusu. Ben çünkü o zaman hep onlara yakın birileri oluyor ve yani ben hani ya iki şeye çok inanıyorum. Ya bir şeye çok inanıyorum. Bir tanesi liderin alçak gönüllü olması lazım.
alçak gönüllükten de şu kastediliyor. Herkesin ona her türlü kötü haberi söyleyebilmesi lazım en başta. Ve liderin de bu haber, yani herkesi dinleyebiliyor olması lazım. Bu ne yazık ki belli Türk yöneticilerde olmayan bir özellik. Fakat böyle olunca ne oluyor biliyor musun Taner? Eğer buna izin vermezse çevresindeki 2-3 tane kişinin sözlerine inanıyor devamlı o lider. Eğer şeyse, diğerlerinin kendisine yaklaşmasına izin vermiyorsa, mesafe koyuyorsa. Ben her zaman mesela bana herkesin yaklaşabildiği bir liderlik tarzım vardır. Yani insanlar hatta hani bırak onu, herkes bana sosyal medyadan erişebilir. LinkedIn'den bilmem ve her türlü sorusunu sorabilir ve ben de elimden geldiğince dönmeye çalışırım. Evet, evet. Senin kitabından da tabii gireceğim orada. O soruların bir büyük kısmı oradan olacak. Bu HP ve Microsoft'ta iki tane arka arka genç yaşında başarı hikayen var. Ki sen dijitalde başladın, sonra HP, sonra Microsoft kariyerinin en başında. O HP ve Microsoft'taki en azından pazarlama anlamında yapmış olduğunu paylaşıyor musun burada? Biraz daha nasıl yaptın veya nasıl bir fikirler, inovasyonlar aklına geldi? Paylaşırsan ondan da burada öğrenmiş oluruz hep beraber. Tabii ya, yani şimdi ben ya geçen bir tane dolabım var, orayı temizledim. O kadar ödül almışım ki. Ama evet. Yani Taner, hiç ödüller için çalışmadım. Yani zaten öyle çalışmıyorsun. Sen de birçok iş adamıyla oturup ödülü kendine hedeflemiyorsun. Yani sen çalışıyorsun, birileri sana seni takdir ediyor. Microsoft'taki ödüllerden bir tanesi, yani ben de şey var, böyle insanları organize etme çok seviyorum. Microsoft'ta özellikle 1999 yılında baktım COBİ'ler gitmiyor hiçbir yere teknoloji açısında. Ben de Intel, o zaman Koç Bank'tı, Yapı Kredi Bankası, Koç Bank, ondan sonra COSGAP ve yaklaşık 5 bilgisayar üreticisini yanıma alıp Çözüm 2000 diye bir proje başlattım. Çözüm 2000 projesinin manası COBİ'lere güvenebilecekleri bir bayi sistemi açıklamak ve bu bayi sistemini eğitmek ve COBİ'lere düzenli olaraktan teknoloji hakkında bilgi vermek, ama aynı zamanda bütün banka sisteminde hayata geçirmekti ki mesela bir Garanti Bankası, Koç, daha sonra YF Kredi'nin devam etmiş olduğu, Demirbank vardı o zaman, onların başlatmış olduğu COBİ programları hep o dönemde başladı. Açıkçası yani hani şey söyleyebilirim gururla, COBİ'lere yönelik en önemli programlar ilk o zaman başladı. Ve orada da ben ciddi bir organizasyon yaptım, ama hem COSGAP çok destek verdi, hem Intel çok destek verdi. Daha sonra o yıl işte Microsoft'ta bir gez, herkes ülkesinden projeler getirsin dedi. Ve büyük bir sergi alanında yapıldı. Ve Bill Gates bizim standa da geldi. Biz de projeyi anlattık. Ve yani Atlanta'da 10 bin Microsoft çalışanı Bill Gates sahnede kazanan projeleri açıklıyor. Hiç unutmuyorum. Çünkü gözümden sayıdan hüngür hüngür yaş gelmiş. Yani biraz mutluluk yaşı. Şimdi bir numara dediğinde bütün herkes Turkey diye bağırıyordu. Ondan sonra hani o benim için sayeden şey, çok önemli bir ödül. Şeyde Microsoft zamanında özellikle. Süper. Bence benim burada çıkardığım, yani kitabından anladım. Yani takımı da, yani takımdaki yere getirip takımdaki bilgi ve tecrübeyi de kullanıyorsun aynı anda. Tabii. Aynen. O şekilde. Şimdi buradan biraz şeye gelmek istiyorum. Metotlar. Aslında kitabın da onun üzerine. 40 metottan bahsediyorsun. İş evet. Hayatı benim için bir metottur diyorsun. Ne demek yani bu iş hayatı metodu? Yani bu, yani kariyerinde de bu metotları kullanmışsın ki çok ciddi bir eğitim almışsın. Bir de açar mısın, bu metot ne demektir? Yani çünkü herkes aynı şeyi algıladığını zannetmiyorum ben. Bu metotları içinde bazı dünyaca bilinen metotlar var. Benim de kullandıklarım da var. Bazılarını sen kendin geliştirmişsin. Bu metotla şirket yönetmenin veya yöneticilik yapmanın ne faydası var? Biraz daha bu metot konusunu açar mısın? Tabii. Valla ilk metotla şeyde tanıştım. Digital'daki eğitimlerde tanıştım. Digital inanılmaz bir şirketti. Bir de o zaman Taner şeydi, şirketler daha fazla yatırım yapıyordu çalışanlarına, biliyorsun. Artık o kadar yapmıyorlar ne yazık ki. 15 günlük eğitime alındım başlar başlamaz. Ve yabancı profesörler geldi Türkiye'ye onlarla birlikte. İlk metot çatışma, müzakere teknikleriydi. Yani sen hangi metodu uygularsan bu müzakereden başarılı çıkarsın. Oralarda böyle bir etkilendim, tam anlayamadım açıkçası. Neler oluyor, neler bitiyor falan diye. Fakat Hewlett Packard'a girdikten sonra Hewlett Packard'da her 6 ayda bir düzenli eğitim vardı ki burada özellikle öğrendiğim metotlar bir baktım inanılmaz yani önemli. Ve bunlardan
Hani kitabıma da bazılarını koydum. Özellikle mesela hangisiydi? Burada Hendek'i atlamak diye çevirmişim. 20. sırada 111 Hendek'i atlamak. Yani bu böyle öyle bir eğitim, öyle bir metot ki belirli adımları var. Sen piyasaya bir startup olarak çıkıyorsun, bir ürün çıkarıyorsun ve biliyorsun her şey tutmuyor. Yani neredeyse özellikle startuplarda %90'ların üzerinde başarısızlık oranı var. Neden? Evet. Çünkü bir hendek var. Çıktıktan sonra o hendeğin içinde startuplar yok oluyorlar. Ya da sen büyük bir şirket olarak yeni bir ürün çıkarırsan da o hendeği atlayamazsın. Hendeğe geçmek için tabii ki en kolay yol, eğer çok zengin bir şirketsen Samsung gibi pazarlama bütçesini basarsın. Ne olursa olsun tüketiciyle buluşturursun ya da şey yaparsın. İşte o esnada yapılması gerekenler. Bunların hepsini kitapta yazdım. Yani hani çok ufak taktikler vermek gerekirse etrafından annen şey arkadaşlarını bile referans olarak kullandan başlayıp upuzun bir şey var. Daha sonra sen orayı açtığında kendini bir tane bowling sahasında buluyorsun. Orada hangi hangisini hedef alacağını çok iyi bilmen lazım. Bu da sektörü bahsediyoruz. Onlar yıkıldıktan sonra bir anda şirket büyümeye geçiyor. İşte tornadoya giriyorsun. Daha sonra ana cadde dediğimiz, mainstream dediğimiz alana gidiyorsun. Orası Coca-Cola'nın gelmiş olduğu yer diye. Bütün oraları böyle gidiş geç. Her türlü çıkan hep fakat ürününü tamamen bu metotla ilerletiyorduk. Şimdi nereye girdik? Hangi sektöre girdik? Şimdi büyümeye soktuk. Bu büyümeden nasıl faydalanacağız? Bu büyümeden nasıl dışında kalmayacağız? Çünkü tornadoya girdiğin anda tornado seni çekip yok da edebilir o büyüme içinde. Ki yaşadığımız anlarda oldu. Bir anda çok fazla mal verdik piyasaya, havaya girdik bilmem vesaire, ürünleri geri toplamak zorunda kaldık falan filan. Böyle olduktan sonra Taner, özellikle Microsoft'a da geçince, yani tamamen hep genel müdür programları dahilinde, yani Amerika'da, Avrupa'da, Güney Afrika'da, Dubai'de devamlı profesörlerle eğitimler ve her şey metot. Ama özellikle genel müdürlük eğitimlerine başladığım anda bir şey fark ettim. Genel müdürlüğün hani 101'i en başı sen kendini tanıyor musun sorusuyla başlıyor. Yani sen eğer birey olaraktan kendini tanıyorsan anca genel müdür olursun diyorlar. Bunu da kitabın ilk 5 bölümüne koydum. Yani ve burada da sen nasıl iletişim becerisi alman lazım, zayıf yanların nelerdir, bunun için işte kendine yakın bir arkadaş tuttan başlayıp şirketi sen nasıl kâra geçirebilirsin, satışları nasıl arttırabilirsin, liderlik nasıl yapabilirsin, arkaya arkaya metotlar geldi. Taner, sonra cevabını son bir şey daha, yani bir şey daha söyleyeceğim. İki şey daha söyleyeceğim eğer müsaadersen. Bir tanesi bana bir tane koç atadılar Microsoft'ta. Tamam. Amerikalı bir koç Türkiye'de yaşıyor ve ben bunu her ay görüşüyorum. Ya, o kadar etkilendim ki gidiyorum ben buna her ay ve her ay da gelsin de onu görüşmemiz gelsin. Çünkü ayda bir kez görüşme şansı verler. Biraz pahalı bir koç. Ondan sonra oturuyoruz. Şimdi oturuyorum diyorum ki Tansu nedir problem? Atıyorum yönetimden bir arkadaşla anlaşamıyorum. Tansu sorun nedir? Şu. Adam gidiyor Taner. Kütüphanesini açıyor. Bir tane dosya çekiyor. Dosyanın üzerine benim ona anlattığım sorun var. Adamın kütüphanesi derya dosyalarla dolu. Tamam Tansu, şimdi sen Tansu'sun, ben de o arkadaşım. Gel şimdi sandalyede karşılıklı konuşalım. Bak şunları dene. Ben de sana cevap vereceğim. Yani baktım ki adam tamamen metotlar üzerine beni devamlı değiştiriyor. Açıkçası en sonunda Samsung'da, Harvard'da bir 10 günlük çok yoğun bir eğitim aldıktan sonra yani zaten emindim de ben dedim bir kitap yazmam lazım bu metotlar hakkında. Ve 200'e yakın metot yazdım biliyor musun kağıda kullandığım. Ve bunlar içinden 40 tanesini bu kitaba koydum. Harvard'da ne öğrendin? Tabii Harvard'da çok ihtişamlı bir okul. Orada öğrendiğin Evet. özel bir şey var mı? Direkt Harvard'dan öğrendiğin bir şey. Bu kitabın içinde yazan en az 5 metot tamamen Harvard'daki metotlar. Harvard'da şunu öğrendim. Yani zaten Harvard'da hani, şimdi gidiyorsun Harvard'a. Gitmeden önce sana şöyle bir okuma için şey veriyorlar. Ne denir? Vaka analizleri. Tamam mı? Bu vaka analizleri içinde şey de vardı. Bizim ülkemizden çıkan yoğurt, hani Yunan yoğurdu diye satılıyor. Aha. Hamdi, anladın Evet, mı? anladım Ondan oldu. sonra Evet. onun vaka analizi de vardı ya, ben de kendisi Uludağ'da tanışmıştım. Uludağ'da CEO zirvesinde yan yana oturmuştuk. Bütün hikayesini bana çok da derin anlatmıştı. Hatta vaka analizinde bazı yanlışlar vardı. Şimdi vaka analizlerini okuyorsun, derse giriyorsun. Vaka analizlerini okumadan derse girersen zaten hani bir sıfır yeniksin. Çünkü
Derse giren hoca direkt vaka analizlerinin tartışmasıyla buradaki yapılan yanlışları analiz edelim. Nasıl daha iyi olabilirdi ile başlıyor. Taner eline kalemi alıyor. Pat 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 bir tane kare çiziyor. Ondan sonra bir oraya ok çiziyor. Bilmem işte şunu şuraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. İşte şimdi ne diyorsunuz? Bu burada mı? Bilmem vesaire. Hani hayran kaldım açıkçası. Yani bunlar dedim benim hayatım boyunca yaptığım şeyleri bu kadar hani iyi kullanıldığını görmek. Yani sahiden sonra vakaların adamı oldum. Hatta öyle ki Taner. Yani zaten hani ben herhangi birisini işe alırken öncelikle Myers-Briggs araştırmasına neresine uyuyor diye kitabın 5. bölümüdür. Kafamda geçiririm. Otomatikman görürüm kişinin ne olduğunu. Ondan sonra herhangi birisi işinde mutsuzsa bir tane akış grafiği vardır. Demek ki ben bunu becerilerine göre, gene kitabın galiba 7. ya da 8. bölümü. Ben bunu demek ki şeye koyamadım. Becerilerine uygun yere koyamadım. Ve ona gerekli sorumluluğu veremedim ki bu arkadaş mutsuz. Çünkü kendini yeteri kadar ittiremiyor burada pozisyonda. İyi bir arkadaşsa ya da kötü bir arkadaşsa eyvah ben bunu strese soktum. Bilmem mesela ben bunu belki geliştirmem lazım. Kafam tamamen sahiden bu kitaptaki 40 artı belki üzerine koyacağımız bir 100-150 metotla çalışıyor iş hayatında. Harvard'a gitmek iyi bir şey diyorsun yani. Faydası var Harvard'a gitmenin. İnanılmaz yani. İnanılmaz bir tecrübe. Evet, bu arada Hamdi Ulukaya, ben de baktım hemen hızlıca, Çobani yoğurdun da markası. Aynen öyle, Hamdi Ulukaya Çobani yoğurdu. Evet, hemen... Türkiye'ye de gelmesi, Uludağ'da CEO zirvesinde bütün hikayesini anlatıyor. Ben de akşam onunla şans eseri yan yana oturdum. Sonra Harvard'a gittim. Harvard'da onunla görüşüp vaka analizini yapan hoca var. Vaka analizinde eksikler vardı hatta. Birlikte düzelttik hocayla Harvard'ın vaka analizini. Süper. Şimdi buradan şeye geçiyorum. Görüyorum çok iyi yani ne desem yani seninle birlikte çalışmadım ama yani hissiyatım söylediklerinden gerçekten çok iyi bir profesyonelsin yani. Mesela ben kendi mesela Unilever çalıştım oradan devam edemedim. O corporate hayat yani kurumsal hayat bana çok ağır gelmişti. Yani olamam dedim ve genç yaşımda şey yaptım. Sen çok iyi profesyonelsin. Şeyi merak ediyorum şimdi biraz Türkiye hep kriz ortamında şu anda krizin en dibini görüyoruz herhalde Türkiye olaraktan. Bu tip ortamlarda belirsizlikle nasıl baş ediyorsun? Sezgilerini ne zaman bu metotlara rağmen zaman zaman metotların dışında sezgilerini başvuruyor musun? Onu merak ettim. Ne başvuruyor muyum? Sezgilerini. Yani kriz anında metotların var bir tarafta kullandığın diyorsun 40 metodun var veya 200 metodun var. Diğer tarafta Türkiye gibi sürekli kriz ortamındayız ve bir belirsizlik ortamına girdin. Burada sezgilerini ne kadar kullanıyorsun? Taner öncelikle yani biz Türk yöneticiler çok şanslıyız. Çünkü hayatımız krizde geçiyor. yani devamlı kriz. 2009 krizi, 2011 krizi bilmem vesaire. 2000 krizi, 2001 krizi. Bunların hepsi de çok inanılmaz da tecrübe kazandık açıkçası. Hatta diyorum ki Almanya'da, Avrupa'da çalışan liderlere, yani aynı şirkette çalıştığım liderlere, sizin yerinizde olmak istemezdim. Kalkıyorsunuz, her yıl ekonominiz %3 büyüyor. Abi sabah kalktığında bir haber olacak, şöyle internette heyecanlanacaksın, bilmem vesaire. Bu olmuş, bilmem vesaire olmuş. Yönettiğim ülkelerde benim tamamen kriz halinde zaten. Rusya'yı yönetiyorum, Ukrayna'yı yönetiyorum, İsrail'i yönetiyorum, Arap ülkelerini yönetiyorum vesaire. Devamlı bir şeyler var. Bir aksiyon var ve seviyorum. Ve bunun için de yüzmek çok önemli. Şimdi sezgilerime kesinlikle güveniyorum. Ama sezgilerimi muhakkak takımla doğrulattıktan sonra hayata geçiriyorum. Ve bunu yaparken de bu kitapta yer almayan bir başka şey kullanıyorum. Aracı, metodu. VUCA diye biliyorsun geçiyor. Ortamı iyi analiz ediyorsun. Belirsizlikler var. Ondan sonra ortam çok kompleks. Ve bu belirsizlikler içinde ben nasıl geleceğe doğru gideceğim diye sorguluyorsun. Ve burada tek önemli şey var. Ciddi şekilde ekibin hepsini o kriz döneminde pazarı çok iyi koklayan ajanlar olarak atıyorsun. Ve hep öyle yapıyorum yani öyle atıyorum diyorum pazarda ne oluyor, ne bitiyor, rakipler ne yapıyor, pazarda müşterilerimiz ne diyor, bayilerimiz ne yapıyor, biz bu işi nasıl çalışabiliriz? Devamlı bilgi akışı olacak diyorum. Ve yani tek görevimiz bilgi akışı olmak ama ekibi ikiye bölüyorum. Bir ekip bunu yaparken diğer ekipte diyorum ki siz diyorum arkadaşlar hani o uzay gemisi vardı ya onun gibi geleceğe ışınlanıyorsunuz. Bir yıl sonraya ışınlanıyorsunuz.
Siz bugünü yaşamıyorsunuz ona göre. Siz bu kriz bittiğinde ya da yani 3 ay sonrasına hani kriz ne kadar sürecek diye tahmin ediyorsak durum ne olacak piyasada onu analiz edeceksiniz. Nasıl analiz edeceğiz? Vallahi girin diyorum McKinsey, Boston Consulting, bilmem PwC bütün devamlı onlar yayınlıyorlar. Girin CNN'in bilmem vesairenin sitelerine bakın. Bizim için bir gelecek hayal edin diyorum. Ve oradan bulduklarınızı şu anki task force dediğimiz iletişim grubuna iletin ve biz doğru stratejiler üzerine odaklanalım. Yani bir kısımda mesela sosyal medyayı düzenli araştırıyor. Hatta sana bir tane anımı anlatayım. Şeyde Samsung'da bir yıl var. Yani yılı hatırlayamıyorum. Unutmak istediğimiz bir yıl Türkiye olaraktan. Devamlı bombalamalar oluyor. Biliyorsun insanlar vefat ediyor bilmem vesaire. İşte o Reyna'nın ki galiba en sondu ya da onunla mı başlamıştı hatırlayamıyorum. Benim elimde yani milyonlarca dolar, 10 milyon dolarların katı şeklinde pazarlama bütçesi var. Ama ben yani insanlar ölürken ülkemizde bombalar nasıl cep telefonu reklamı yapabilirim ki? İmkanı, ihtimali yok. Tamam ve o zaman tamamen sosyal medyaya yönelttim bütün ekibi. Bütün herkesin tepkilerini yapın ve ajanslara lütfen araştırmalar yapın dedim. Bütün herkesin ortak noktası umuttu. Yani umut bunlar ne zaman bitecek? Umut istiyoruz diyorlardı. Ve mesela o dönemde ülkemizden 6 arkadaşı seçtim. Genç bunlar. Çok başarılılar. Birisi Balkan şampiyonu olmuş, diğeri film festivaline katılmış, diğeri yüzme şampiyonu olmuş vesaire. Bunların hikayelerini o zaman Samsung'un cep telefonlarını eşleştirerekten mesela bir kampanya yapmıştık. Ya kampanya da pazarlama çalışması yapmıştık. Ve o yıl Samsung'un pazar payı rakiplerine göre yaklaşık %10 daha fazla açılmıştı. Yani o yüzden hani kriz de aslında her zaman bir fırsat. Eğer doğru şekilde sen bunu yönetebilirsen. Orada biraz duygusal zeka ihtiyaç oluyor değil mi? Orada paniklememek lazım. Tabii. Kesinlikle. Evet. Ki ben şeyi soracaktım. Kriz fırsata nasıl çeviririz? Cevabını vermiş oldun. Evet. Şimdi biraz şeye gelelim. Biraz liderlik, yöneticilik biliyorsun. Bu da çok popüler bir konu. Özellikle şu anda uzaktan çalışmayla daha da önemli hale geldi. Sen kitabında bu geri bildirim konusunu çok üstünde duruyorsun. Lider yönetici olarak yeterli geri bildirim vermiyoruz diye de bir yorumda bulunuyorsun. Evet. Ben bunu birçok yerden teyit aldım. Yani geri bildirim konusunda niye bu kadar cimriyiz biz yöneticiler, yani Türk yöneticileri? Mesela bunu yabancı yöneticilerle karşılaştığın zaman, senin üzerindeki yöneticilerle çalıştırdığın zaman ne farklar görüyorsun? Yani seni yöneten birisinden örnek vererekten, yani senin üzerinde bir yabancı varsa veya işte bir Türk yönetici varsa bu geri bildirim konusunda ne tür farklarımız var yabancılar Türkler arasında, yöneticiler arasında? Yani biz geri bildirim vermeyi sevmeyen yöneticilerimiz yok. Geri bildirim almayı sevmeyen çalışanlarımız var. Sıkıntı orada. Tamam. Pozitif geri bildirim almaya bu arada herkes açık. Yani ama negatif geri bildirim demeyelim negatif. Kendini iyileştirmek için bile verilmesi gereken geri bildirimi almayı sevmeyen bir toplumuz biz. Yani arkadaşlarımızın bile bize abi yamuk yürüyorsun bilmem işte kıyafetin olmamış dediğinde morali bozulan bir şeye sahibiz ne yazık ki. Bunun nedeni de bu özelliğimizi çok geliştirmememiz. Ben mesela iki şeye çok önem veriyorum. Bir tanesi muhakkak benim çok kendisine güvendiğim bir arkadaşım var. Ve diyorum ki ona beni lütfen eleştir. Yani benim hakkımda ne görürsen bana bir telefon çak, birlikteyken çak. Ha bu arada kıyafetimi de eleştir. Eğer televizyonda benim röportajımda ya da Taner'le yapmış olduğumuz yayında izlediğinde ben devamlı diyorsam bilmem kafama abuk subuksa onları da eleştir lütfen diyorum. Bir ikincisi de kendimizi geliştirme konusunda aslında geri bildirim konusunda yapmamız gereken şey kendimizin de geri bildirim vermeyi öğrenmesi. Ya gidin kardeşinize, annenize, babanıza ya sen öncelikle iyiyle başlayın. İyi geri bildirimlerle ya seni çok seviyorum. Bunu bile demiyoruz çoğu kez. Yani böyle bir hayat akışı içinde hepimiz yaşıyoruz. Ama en azından kardeşinize çok hani mantıklı bir şekilde sen diye konuşarak değil, hep ben kelimesini kullanaraktan, yani ben böyle düşünüyorum ya da ben senin çok daha bu şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Ne dersin böyle yapmaya şeklinde. Hani en başta indirekt geri bildirimlerle başlayın. Daha sonra düz geri bildirimlere geçin diye tavsiye de bulunuyorum. Çünkü Taner yani geri bildirim dönmüyor bizde iş hayatında ya da özel hayatımızda da dönmüyor geri bildirim.
Belki de sevmiyoruz. Olumsuz bir geri bildirim almaktan hoşlanmıyoruz belki, değil mi? Onu açık mıyız? Evet, değiliz. Açık değiliz. O da işte evet, iş hayatta oldukça sıkıntı yok. Biraz çatışmalara gelelim. Bir yönetici olarak da çatışma yönetimi konusunda deneyimini paylaşır mısın? Yani çünkü zaman zaman yani altındaki yöneticiler arasında çekişmeler oluyor veya farklı farklı şeyler oluyor. Burada nasıl bir yöntem uygulamak lazım? Evet, şimdi çatışmayı iki yerde görüyorum. Bir tanesi Myers-Briggs testindeki, Yuhari'nin penceresindeki, bunda yine kitabımın bir özelliği, bir çalışanımla benim kendi çatışmamda görüyorum. Mesela birebir örneğini anlatayım. Çalıştığım şirkette çok sevdiğim bir arkadaş bir gün odama girdi. Bana dedi, sen böyle bir artış veremezsin dedi, zam artışı. Yani bilmiyorum, öyle bir şey yapmış ki, yani hayal kırıklığına uğramış ki. Ondan sonra ama dedim, niye öyle diyorsun? Yani hani bak işte biliyorsun bu yıl hedefleri yapamadın. Ondan sonra biz bunları seninle düzenli konuştuk, değerlendirdik. Hatta senin aksiyon planları aldık. Sonra aksiyon planları üzerinden de geçtik. Ondan sonra ben dedim, performans bazlı vermek zorundayım artışları. Bunu biliyorsun, bu şirkette çalışıyoruz. Hayır, veremezsin dedi, kapıyı. Bana bağırdı, çat diye kapattı, çıktı. Tamam mı? Taner, ben şok. Yani o kadar sevdiğim, o kadar güvendiğim, kibar, bilmem vesaire bir adam ki. Ondan sonra ama biliyorum neler olduğunu, bittiğini. Çünkü sonra geri geldi, karşıma oturdu. Adı atıyorum Ahmet olsun. Senden özür diliyorum, böyle bir şey yapmamam lazım. Ama ben böyle bir şey yapma kapasitesini, hani böyle bir şey yapabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Biliyor musun dedim, ben de senin böyle bir şey yapabileceğin aklımın ucundan geçmez. Ama biliyor musun ne oldu biraz önce? Hem sen hem ben bilmediğin bir yanını keşfettik senin. Bundan sonra bunun böyle bir daha tekrarlanmayacağından %100 eminim. Ondan sonra yani zam konusunda üzgünüm, geri adım atamam ama eğer şunları şunları yaparsan tabii ki bir sonraki zam döneminde işte şunları yaparım falan diye konuştuk. Çalışanlar arasında, yani çalışanlarım arasındaki çatışmada ise Taner, öncelikle yani bana olay eskale ediliyorsa ilk sorduğum soru, kendi aranızda problemi çözmeye çalıştınız mı? Ondan sonra görüştünüz mü? Görüşleriniz nedir? Diye her ikisini çağırırım. Eğer baktım ki zaten yeterince görüşmüşler, o zaman birebir de görüşürüm. Daha sonra da ara buluculuk oynayıp her ikisiyle birlikte yaparım. Ama genelde inan bana şeyler, çalışanları birbirleriyle buluşturduğunda muhakkak çözüyorlar problemlerini. Çünkü en temel bir şey var, işbirliği var. Hiç kimsede kötü niyet yok. Herkes şirketinin başarılı olmasını istiyor. Herkes kendi pozisyonu başarılı olmasını istiyor. Ve neticede işbirliği olduğu sürece şirket içinde muhakkak problemler çözülüyor. Şirketlerdeki politik ayak oyunlarını ve dedikoduyu nasıl yönetiyorsun? Ben şöyle görüyorum. Eğer şirkette dedikodu varsa o arkadaşlar yeteri kadar iş vermiyorum demektir o. fırsat buluyorlar. Hemen biraz iş yüklerini öncelikle arttırmaya başlıyorum. Dedikodular konusunda dedikodu çok kötü bir şey. Çünkü kendi geçmişime de baktığımda çok güvendiğim bazı arkadaşları dedikodular yüzünden kaybettim. Ya işte buradan bir şey olmaz Tansu Bey, bilmem yok böyle olmaz. Ya yapma, ben seni daha başka bir pozisyonda düşünüyorum, ben ayrılayım falan. Ondan sonra hani bazen tutamıyorsun saydın. O kadar kendini bunaltmış ve ben yine geç fark etmişim. O yüzden devamlı bana ne birebir görüşmelerimde bir benim hakkımda ne geri söylemek istersin? İki şirket hakkında ne söylemek istersin? Ondan sonra bir de baktım eğer ortam şeyse neler konuşuluyor çalışanlar arasında. İyi öğrenmeye çalışırım ama zaten hani sen düzenli olaraktan herkesle belli konarak herkese yakın duruyorsan, konuşuyorsan muhakkak sana kötü haberler geliyor bir yerde. Evet, evet. Çok güzel. Şeyi merak ettim. Sen CEO oldun, hatta Avrupa'nın en başarılı CEO'su oldun. Sanki CEO'luk da dünya çok anlaşılır bir kavram. Özellikle ülkemizde hiç anlaşıldığını düşünmüyorum ben. Yani CEO'luk sanki işsiz güçsüz fakat iş bağlayıcı kişiymiş gibi gözüküyor. Amerika'da zamanında CEO'lar şirket alıp satarlardı. Nedir bu CEO'luk sence? Yani o hani Avrupa seçildiği zaman bir genel müdür neyi farklı yaptın veya CEO'nun genel müdürden farkı nedir? Ya bence CEO'nun genel müdürden bir farkı yok. Hatta CEO'nun altına yok ama CEO'nun eğer üzerinden işler çok fazla taşarsa o zaman genel müdür araya alabiliyor. Şimdi biz ister genel müdür olsun, yani genel müdürden özellikle şunu bekliyoruz. Yani
sahiden kollarını sıyırıp bizzat çalışmasını. CEO'dan ise bütün operasyonları, stratejileri yönetmesini, yönetim kurullarına doğru şekilde rapor etmesini, şirketin borsa performansını takip etmesini. Ondan şey bekleyemezsin. Onun zaten işi o kadar başından aşkın ki, yani yönetim kurulunu yönetmek, Taner, inanılmaz ağır bir iş. Çünkü sen yönetim kurulunu doğru yönetemezsen, yönetim kurulu sana yatırım kanalları konusunda, yatırım konusunda destek olmuyor. Ve sen doğru stratejiyle onları aslında bir bakıma ellerini ceplerine atıp daha fazla para koymalarını isterken, bir yandan da o ana kadar koymuş oldukları paraların nasıl geri dönüşü olacağını onlara anlatıyorsun. Ve CEO'luk aynı zamanda bir bakıma şirketin bütün vizyonunu koyuyor, bütün gidişini yapıyor. Genelde ben mesela şeye karşıyım, belli bir sayının altındaki şirkette CEO kavramının olmasına. O bence tamamen şey, kalpvizitte güzel dursun diye. Yani o şirkette genel müdür olması lazım. CEO'luk biraz daha büyük şirketler için konuştuğumuz bir kavram. O yüzden dünya CEO'su var şirketlerin. Ve tamamen, yani hiç de kolay bir iş değil bu arada. Çok zor bir iş. Yani ben bunu Ukrayna'da yaptım ve yani zor bir iş. Senin orada başarılı kılan, yani en başarılı CEO seçiminin arkasındaki neden neydi? En başarılı CEO seçiminin arkasındaki neden şöyle. Ben 2007'de Ukrayna'da başladım. Ukrayna Turkcell'de. Birinci hafta sonu yani çok enteresan bir iş kabulü süreci oldu açıkçası. Mehmet Emin Kara Mehmet beni Aralık 2006'da ofisine çağırdı ve ben kendisini tanımıyorum, asistana kendisini tanımıyorum, ne konu acaba diye sordum. Ondan sonra da dedi ki Mehmet Emin Kara Mehmet görüşeceksin, yani görüşmek istiyor, ben de bilmiyorum dedi. Şimdi Mehmet Emin Kara Mehmet o esnada dünya, yani Avrupa'nın en zengin adamları arasında, sadece Türkiye'nin değil, hani niye böyle bir görüşmeyi kabul etmiyorum ki? En başta Mehmet Emin Kara Mehmet'le tanışmış olurum, bir de beni çağırıyor, ne kadar güzel bir fırsat. Ondan sonra odasına gittim, bana ilk sorduğu soru, yeni görevinizi nasıl buluyorsunuz dedi. Ben yeni görevimin olduğunu bilmiyorum ki. Ondan sonra bu sefer bana, beni azarladı. Nasıl bilmezsin sen? Efendim bana kimse söylemedi falan filan ve ben kendimi paldır küldür Türkcell Ukrayna'nın başına vurdum. Ha, ne, niye paldır küldür onu da söyleyeyim. Yani iş hayatında kendime benimsediğim belirli bazı kurallar var. Yani iyi tanınmış, zengin bir iş adamının arkasından gidebilirsin her zaman. Karşımdaki adam oturmuş, yani Türkiye'nin en zengin insanı arasında da bana bir iş teklif ediyor. Benim bunu sorgulamam bile böyle bir şey. Ve ben kendim Ukrayna'da buldum. Birinci hafta sonu Taner, şirket 1,5 yıllık bir şirket. Şirket -93 EBITDA. Şirketin neredeyse yarım milyar dolara kadar 8 bankaya borcu var. Çalışan memnuniyeti %34. Ondan sonra şirketin pazarlama stratejileri tamamen çok kötü. Ve insanlar, Ukrayna halkı şirketten memnun değil. Ben öyle bir tablo ki söyleyeyim sana, yani saniyeler içinde inanılmaz karamsarlı, oğlum sen ne yaptın diye kendime sorduğum bir an oldu. Sonra da bir dakika dedim, ya sen buraya geldin, yani yapmak zorundasın bunu. İnsanlar seni güvenerek buraya koydular ve hemen yaklaşık bir 9 ay içinde şirketin karı artı 10'a çıktı, -93 kardan. Ondan sonra şirketin bütün borcunun hepsini Turkcell'den rica ettim. Turkcell üstlendi. Çalışan memnuniyeti %85'e çıktı. Çünkü inanılmaz bir çalışan politikası kurdum. Bütün herkesin fikirlerini söyledi. Ondan sonra şirket Ukrayna'nın en sevilen şirketlerinden bir tanesi olmaya başladı. Ve cirosu o yıl sonu itibariyle Taner 85'ten çarpı 3,5 katına çıktı. O yıl sonunda ve bütün bunlar da beni o yılın Avrupa'daki en başarılı CEO'su yaptı. Bayağı sonuçlar olmuş. Şeyi merak ediyorum. Satış ve pazarlama yapıyorsun, kavga ediyor genelde. Peki senin çalıştığın şirketler satış ve pazarlama nasıl iyi geçiniyor? Şimdi bütün bu büyük markalar içinde çok ciddi pazarlama departmanları ve satış departmanları var. Bu departmanlar birbirinden bağımsız mı çalışıyor, yoksa gerçekten mesela satış ve pazarlama birlikte çalışıp daha çok başarılı olabileceğini gördüğün vakalar oldu mu? Yok, çok güzel bir soru. Yani aslında sen bir lider olaraktan şirketi eğer değerler etrafında oluşturamazsan ve şirketin vizyonunu doğru şekilde koymazsan, şirket içinde muhakkak pazarlama satış arasında, hatta teknik servis arasında muhakkak çatışmalar oluyor. Yani bence yeni gelişen iş hayatında satış biraz daha öne çıkmaya başladı. Eskisi gibi pazarlama departmanları da artık çok fazla kişi yok. Çünkü daha çok şirketler
daha fazla para getiren kişiler olsun istiyorlar ama tabii ki pazarlama departmanlarını da çok kuvvetli tutuyorlar hala. Özellikle tabii yani her şirket için konuşamayız, bu sektör için söyleyemeyiz ama biraz gidişat o şekilde gerçekleşti. Fakat yani gene liderin elinde bütün her bir şeyi tutmak. Fakat bazı kritik pozisyonlar var. Bunlar içinde mesela müşteri memnuniyetinin başındaki arkadaş. Ben genelde bu pozisyonu hep kendime rapor ettirdim. Bütün çalıştığım şirketlerde. Neden dersen bu arkadaşın üzerine çok büyük baskı var. Çünkü bu arkadaş toplantıya geldiğinde bizim pazarlama stratejimiz beğenilmiyormuş. Bizim teknik servisimizde şu sorunlar varmış. Satışta ya şunları hata yapıyormuşuz diye geliyor. Ve sen eğer onu altlarda bir yerde bırakırsan o pozisyon zaten otomatikman ölüyor. O pozisyonu, hep o pozisyonları bizzat böyle kendim destekledim ve yani bence inanılmaz da faydalı oldu kendimin desteklemesi. Yani pazarmayı direkt kendine bağlayaraktan pazarmanın biraz önünü açmış oluyorsun, doğru mu? Tabii. Pazarlamayı, müşteri memnuniyetini. Buradan yani. Biraz ufak bir dedikodu kısmına girmek istiyorum. Biraz hani konu değiştirir gibi sonra devam edeceğim. Steve Jobs'la tanıştın, Bill Gates'le çalıştın, Apple'da çalıştın, Microsoft'ta çalıştın. Simon Sinek yani yaptığı konuşmalarda hep Apple'ın daha zeki bir şirket olduğunu hep anlatmaya çalışıyor. Senin görüşün nedir? Yani bu Microsoft mu, Apple mı? Teknolojik anlamda, inovasyon anlamında, her anlamda hangi şirket daha başarılı? Hangi CEO'su daha başarılı? Evet, ya bence inovasyon anlamında her iki şirket de başarılı. Tabii yani şu anki pazar değerlerine baktığında her ikisi de 2 trilyon doların üzerine çıkmış. Apple 3 trilyon dolarlara yaklaşmış iki şirketten konuşuyoruz. Ama bence insan kaynakları yönetimi ve çalışan mutluluğu açısından Microsoft açık ara farklı çok iyi bir şirket. Yani çalışanına vermiş olduğu değer, ondan sonra çalışanını zorladı. Apple'daki bence en büyük sıkıntı çalışan, yani Apple'ın ürünleri zaten kendi kendini satıyor. Yani zaten her bir ürün çıktığında Apple mağazasının önünde krize rağmen görüyorsun sıralar var. Yani tabii ki Apple da çok iyi bir şirket. Hani iki tane mükemmel şirketi birbiriyle karşılaştırıyoruz ama ben Microsoft'ta çok keyif aldım ya çalıştığım dönemde. Ben şeyi merak ettim ya, Steve Jobs öldükten sonra o şirket devam etmez diye düşündüm. Yani Steve Jobs kendini evet. O kadar ürünün önüne koydu ki yani Steve Jobs Apple'ın da önündeydi. Ona rağmen şirket nasıl o başarısını sürdürebildi? O konuda bir fikrin var mı? Yani bir öncelikle Steve Jobs'un koyduğu çok kuvvetli temeller var. Yani Steve Jobs öyle bir insanmış ki mesela San Francisco'da hala onun bir merkezi var. Orada telefonun bağlantı noktaları, birleşim noktaları arasında işte en ufak bir açık olmayacak. Mikro milimetreler seviyesinde bile falan. Onun o prensipleri hep devam etmiş Taner. Ve ardından da tabii ki yeni gelen lider de teknolojileri takip etmiş. Ama mesela Microsoft'a baktığında Microsoft'ta bir Steve Ballmer dönemi var Bill Gates'le birlikte. Ve o dönem aslında çok iyi gitmedi. Sen de o dönemi çok yakından takip ettin. Microsoft mobil uygulamayı kaçırdı, internet dönemini kaçırdı. Ve Microsoft açıkçası cloud işini çok başarıyla toparladı cloud tarafında. Ama tabii orada da yani hani açıkçası daha bence çok gitmesi gereken yol var. Çünkü cloud konusunda da dünyanın bir numaralı şirketi Amazon. Tamam mı? Evet. Amazon'un merkezi nerede biliyor musun? Seattle'da. Microsoft kurulduğundan beri merkezinin bulunduğu yere geldiler. Amazon bir cloud şirketi kurup orada hani çok başarılı, dünyanın bir numarası oldu. Ama yani tabii Microsoft'ta yani inanılmaz toparladı geçmişten gelen belli kayıplarını. Hiç Tesla veya Amazon'da çalışmayı düşündün mü Tansu? Nerede? Tesla veya Amazon'da. Amazon'la ilgili düşündüm. Yani sonra ana kadar da geldim ama Amazon'da sonra şunu fark ettim. Ya belli şirketler var Taner, seni çok limitliyor biliyor musun? Sadece diyorlar bunları yapacaksın. Ve ben Amazon'u araştırdığımda aslında senin hiçbir şeyin yok, yani bir yetkin yok. Sen sadece oradaki süreçleri çalıştırmakla sorumlusun. Tesla ile yolum hiç kesişmedi. Ama yani Tesla bence çok vizyoner. Elon Musk çok vizyoner bir adam. Hani kesinlikle olabilirdi ama yani şu anda oraları geçtiğimi düşünüyorum. Evet. Biraz COBİ'lere destek olmak anlamında iki tane soru yöneltmek istiyorum. Bir tabii inovasyon ki. Yani inovasyon veya Ar-Ge bir kuruma nasıl yerleştirebilir? Bir de dijital dönüşüme diyoruz, hep konuşuyoruz. Dijital dönüşüm. COBİ'lerin dijital dönüşüme geçerken neye dikkat etmeli? Yani bunun böyle ikisi konusunda, çünkü bunlar genelde hep büyük şirketler olduğu için
orta ölçekli TOBİ'ler için inovasyon ve dijital dönüşüm nasıl başlatılmalı, nasıl yönetilmeli? Yani çok tabii kısa vaktimiz çok uzun yok ama en azından bir vizyon vermek açısından. Yine kitapta bunlar için iki ayrı chapter, iki ayrı bölüm var açıkçası. Hem dijital dönüşüm hem de inovasyon için. Yani inovasyonda illa ben mesela Çinlilerin yaklaşımını çok seviyorum. O yüzden o yaklaşımı tekrarlayacağım. Çinliler bence devamlı etrafı gözlemleyip ya şunu nasıl çözebilir? İşte insanlar otobüste elini o askıya tutup sarsılıyor. Ben bunu nasıl çözebilirim? Bilmem ne bileyim işte bir yerden geçerken burada şu kişi zorlanıyor. Ya zorlanmıyor da ben bunu nasıl daha hızlandırabilirim? Çinliler genelde hep her şeyin daha iyisini nasıl yapabiliriz üzerine odaklanıyorlar. O yüzden yani etrafı devamlı gözlemlemek, yani bizim işimizde neyi daha iyi yapabiliriz ya da nasıl daha yapabiliriz konusu bence çok önemli ki mesela ben sosyal medyada özellikle Twitter'da çok paylaşım yapıyorum Taner ve çok enteresan birkaç şeye denk geldim. Birkaç seferinde farklı şirketlerden insanlar tanıdılar. Sadece mesela bir şirket var, sadece benim Twitter paylaşımlarımdaki ürünleri takip etmek için kurulmuş. Ürünlerin temizliğini alıp Türkiye'ye getirmek için, tamam. Olsun, o da bir inovasyon. Yani inovatif ürünü getirmek de. Dijital dönüşüme gelince ise ben açıkçası tamamen KOBİ'lerin böyle artık yok bilgisayardı, yok sunucuyla kuralım, biz uygulamayı yapalım işlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Onun yerine bulut üzerinden kendilerine işe yarayacak teknolojilerin servislerini almalarını öneriyorum. Çünkü Taner, o kadar çok KOBİ arkadaşım, yani KOBİ'lerin başındaki arkadaşlarım verilerini kaybetti, bilmem güvenlik sıkıntıları yaşadılar ki hep her birine ya ne gerek var, niye yapıyorsunuz siz bunları? Sonra eleman tutamıyorlar şirkette, eleman kalitesini fazla maaş vermeyelim diye düşürüyorlar. O yüzden ben onların hepsinin, yani bütün KOBİ'lerin özellikle bulut servislerine yönelmesini, ki artık bulut üzerinden yapamadığın şey yok. Hani şöyle söyleyeyim sana, biz işte 20-25 milyar dolar bir şirketiz. Biz neredeyse bütün teknolojileri bile bulut üzerinden kullanıyoruz. Doğru. Hatta bugün yolda bir dergi okuyordum. Artık Türkiye'de kiralama yöntemiyle bilgisayar, iPad, cep telefonu, tablet gibi şeyler kiralanabiliyor. Bence o konuda satın almak yerine kiralamak daha mantıklı olacak düşünüyorum. Bütün parayı harcamamak anlamında. Kesinlikle. Evet, şey geçelim biraz daha buradan. Robotlar konusuna UiPath seçtin. Niye seçtin? Yani çok kısa da değinmeni isterim. Bir de robotlar var, metaverse var, blockchain var. Birçok şeyler uçuşuyor havada. Ama ben biraz senin sayfanı karıştırınca esasında robotların arkasında makine öğretisi ve yapay zeka da var. Yani robot deniyor ama arkada bir yapay zeka makine öğretisi var. Biraz açar mısın bu konuları? Yani bu teknolojik terimler ne anlama geliyor? Ve biz bunları uzun vadede nerelerde göreceğiz bu teknolojileri? Ya şöyle, yapay zeka daha işin çok başında dediğim gibi. Makine öğrenimini zaten hayatımıza girmiş durumda. Yani Instagram'daki önerilen storylerden Spotify'dı, bilmem Netflix'teki önerilen, işte bunu da seversin sen, uygulamaların arkasında hep makine öğrenimi var. Hep bizim hakkımızdaki toplanan veriler doğrultusunda bir varsayımda bulunması. Ama yapay zekadaki en önemli konu derin öğrenme, ki burada biz bilgisayarların aynı insanlar gibi öğrenebilmesinden bahsediyoruz. Mesela çok yakında yapılan birçok açıklama var. Yani bir tanesini örnek vereyim. Google'ın bir teknolojisi lise kitaplarını okuyup, ortaokul lise kitaplarını okuyup oradaki öğrenci, bir orada okuyan averaj öğrenci seviyesinde not alabiliyor sınavlardan. Şu anda biraz analitik tarafında zorlanıyor. Matematiği falan iyi değil. Ama çok yakında o da iyi olacakmış. Ondan sonra yani robot teknolojileri çok yoğun bir şekilde hayatımıza giriyor. Ki benim çalıştığım şirket UiPath de beni en çok etkileyen açıkçası kurucunun vizyonunu dinledikten sonra ben dedim kesinlikle bu şirkette çalışmam lazım. Ve 2018 yılında oluyor tüm bunların hepsi. Yani bana şöyle dedi ve hala da bilmiyorum, sana anlatınca bilmiyorum, bakalım katılacak mısın? Uzun yıllardır çalışan birisi olaraktan, iş yapma birisi olaraktan. Aslında Taner, biz 2000'li yıllara kadar eve iş götürmezdik. Hafta sonları çalışmazdık. Tatillerde çalışmazdık. Şimdi kayak tatiline de gidiyoruz, yaz tatiline de gidiyoruz. Devamlı elimizde ya bir cep telefonu, bilgisayar, hep işle ilgili bir şeyler yapıyoruz. Peki ne oldu? Yani bu kadar hani bilgi erişim kolaylaştı, teknolojiler elimizin altında, her şey hızlandı. Hani yapay zeka çıkmıştı. Tam aksine teknoloji geliştikçe
verimlilik düşmeye başladı. Ve niye düşmeye başladı biliyor musun? Çok fazla pozisyon açıldı, birbiriyle konuşmayan uygulamalar çıktı. Biz UiPath olaraktan şirketlere bu eksikliklerini anlayıp hatta çalışanlar bazında kendi robot yazılımlarımızı yerleştiriyoruz. Mesela bizim şirkette 100'ün üzerinde robot çalışan var. Biz onlara mesaj atıyoruz. Onlar bize görüşme ayarlıyor. Mesela herhangi birisi bizim şirkette görüşmeye başladığında aslında öncelikle bizim robotla temas ediyorlar ve bizim robot kendisine düzenli olaraktan sonraki görüşme aşamalarını, neler yapması gerektiğini yolu aynı bir insan gibi. Mesela bir robot arkadaş var şirkette. Ben kendisine şu müşteride bir sıkıntı var. Bana randevu ayarlar mısın diyorum. O randevu bile ayarlıyor. Yani robotlarla başka neler oluyor onu da anlatayım sana. Rekabetin ne yaptığı hakkındaki bilgiler internetten her akşam robot tarafından toplanıp önüme geliyor. Eskiden ajanslar yapardı bunu. Herhangi bir robot çalıştırıp harcama masraf formlarımız oluşuyor. Ve yani 2018'de şirket kurulduktan sonra bugün ülkemizde de 300'e yakın şirket bizim robotlarımızı kullanıyor ki hani bunlar içinde en büyükleri çok önemli şirketler. İş Bankası, Türk Telekom, Vodafone, Yapı Kredi Bankası, Bosch, Siemens gibi bizim hani onlarca robotumuzu kullanıyorlar. Keza Arçelik aynı şekilde. Hani şeyleri söylüyorum sadece. Şey düşünüyorum bizim sistemimizde hangileri hakkında, hangileri onay vermiş bilgilerini paylaşmamıza. O yüzden yani çok sevdim. Neden dersen Taner, birincisi biz beyaz yakalıların bilgisayar başında geçirmiş olduğu %50 vakit açıkçası tamamen manasız bir vakit. Aslında çok rahatlıkla yazılımların bizim adımıza gerçekleştireceği şeyleri biz oturup kendimiz yapıyoruz. Çalışanları öncelikle onlardan uzaklaştırıyoruz. Bu sayede çalışanlar kendi görevleri kapsamındaki sıkıcı işleri bizim robotlara bırakıyorlar. Tamam mı? Ondan sonra nereye doğru gidiyor dedim. Çok soru sordun. Nasıl cevaplayabileceğim bilmiyorum ama 2030'a doğru yapay zeka. Metaverse'den bahsettim biraz. Tamam, biraz da Metaverse'den bahsedeyim. Şimdi Metaverse bence yani inanılmaz derecede hepimizin ağzına dolaştı. Tabii medya da çok sevdi çünkü görsel tarafı çok zengin öncelikle. Yani çok bahsetmesi keyifli, bilmem işte neler oluyor, sanatçılar bilmem vesaire falan filan. O yüzden herkesin ağzında Metaverse var. İnanılmaz bir Metaverse fırtınası var. Ülkemizde işte gidiyor, arazi alınıyor bilmem vesaire. Ben Metaverse'le ilgili benim görüşüm, çok hızlı davranmamak lazım. Yani Metaverse bir evren, tamam, orada alışveriş yapabiliyoruz, kripto paralar geçiyor, etkinlikler yapabiliyoruz, buluşuyoruz ve şirketler bunları da uygulamaya başladılar. Birçok şirket bana kendi mağazalarını Metaverse'de nasıl kurabileceğini, hatta tanıtımları nasıl yapabileceğini soruyor. Hatta bu sabah gene bir kahvaltım vardı böyle gene değerli bir yöneticiyle. Yani biz Metaverse'de nasıl ürünlerimizi tanıtabiliriz diye uzun uzun konuştuk kendisiyle. Birçok iş adamıyla birebir de ya da gruplar halinde hani açıklamadan isimlerine görüşüyorum. Çünkü herkes merak ediyor ne yapabiliriz diye. Ama herkes ortak görüşüm. Lütfen hani sadece izlemekle kalmayın. Küçük başlayın ama. Yani büyük bir anda girmeyin bu işe. Biraz görün. Çünkü hangi Metaverse ortamının tutacağını da bilmiyoruz. Metaverse dediğin şey dijital sanal bir dünya. Ama işte Sandbox şirketinin de var. The Central Land'in de kendisi var. Ve daha şu anda o kadar çok farklı Metaverse ortamları çıkıyor ki Çin hatta kendi Metaverse ortamını üretmiş de gidiyorsun. Tarihi eserleri dolaşıyorsun. 100 bin kişilik etkinlik alanı yapmış. Hani gidip orada konuşuyorsun falan. Yani biz öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz ve Metaverse'de de yani gelişim tamamen biraz 5G teknolojilerinin gelişmesi, kalitenin artması, grafik kartlarının vesaire o şekilde gerçekleşecek. Bir şey soracağım. Bu demişti ya bu yapay zeka, yani bizim robotlar birçok yapmamız gereken şeyleri yapıyor. Mesela en çok kullanılan 3 uygulama söyler misin veya 2-3 tane? Bu bankalar ne amaçla kullanıyorlar? Yani açıkçası mesela insan kaynaklarının işe alım süreçlerinde A'dan Z'ye. Çünkü hep aynı şey. Bir yerde işe başladığında SGK başvurusu içeride ta elektronik posta tam sonra aramıza hoş geldin deyinceye kadar atılan süreç şirketlerde aynı. Hep tekrarlayan işlemler. Finansal tarafta tamamen mutabakat işlemleri, şeylerin finansal rakamları konsolide edilmesi. Ondan sonra pazarlama tarafında rekabet bilgilerine çok hızlıca erişilebilmesi. Yani bir listemiz var böyle bir 20'ye 20. Yani bunların zaten baktığında hani en kolayı şöyle söyleyeyim sana Taner. Eğer bir ne denir o sayısal tablo kullanıyorsan hani Excel var bir tablo diyelim. Bir kere niçin kullanıyorsun? Abi orada rakamları toparlıyorsun.
Verileri toparlıyorsun. Sonra onları alıyorsun, ya bir sunum dosyasını atıyorsun ya da bir ERP paketini atıyorsun. Aslında orada arada yapmış olduğun iş tamamen robotların yapması gereken bir iş. Çünkü orada sen, yani niye öyle bir vakit kaybediyorsun ki? Bırak onu başka birisi toparlasın senin adına. Bizim mesela robotlar orada devreye giriyor. Evet, çok güzel. Ve buradan tabii ki tasarruf ediyor şirketler, doğru mu? İnanılmaz. Yani inanılmaz tasarruf ediyor. Daha doğrusu çalışanlarının vakitlerini boşaltıp onların daha farklı işlere yönelmesine yardımcı oluyorlar. Ve belki bir lise mezunu çalışan bir arkadaş varsa ona daha fazla eğitim veriyorlar o kalan vakitte. Peki bunun yani kişi koyduğu paradan fazlasını verimlilikle alabiliyor mu? Yani para yatırdığı zaman bunun karşılığını Tabii. bir süre sonra alabiliyor mu? Tabii zaten hep şirketlerin yaptığı artık günümüzdeki en önemli şey bunun bana geri dönüşü ne olacak? Ben daha fazla buradan kâr edebilecek miyim? Ne kadar çalışan vakti vakit kazanacağım? Ve bunların hepsinin hesaplamaları var. Fakat Taner bir şey söyleyeceğim. Yani senden teknoloji sektöründe çalıştığın bir süre değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Birlikte oradan senin oradan kanalı. Genel müdürüyüm ben. Siber güvenlik şefiyim. Evet. Aynen. Ondan sonra yani kurumsal pazarda en büyük sıkıntı müşterilere ürünü anlattıktan sonra göstermektir. Mesela yani adını vereyim SAP. SAP'yi gösteremezsin. Kurulması lazım. Yani aylarca kurulması lazım. Ama anlatabilirsin. Doğru. Müşterilerde de bak böyle diye gösterebilirsin. Bizim ürünü var ya 200 saat içinde kurup gösteriyorsun. Zaten yani insanlar inanılmaz bir şey bu, tamam mı? Gördükleri zaman zaten hani wow oluyor ve ben genelde hep şöyle tepkiler. Wow inanılmaz, nasıl yani şimdi bizim 14 kişinin yaptığı işi 4 saatte mi yapacaksın robotlar? Ne bileyim işte yapamadığımız bir türlü altından kalkamadığımız dünya çapındaki kur farklarını sizin robotlar böyle anında mı yapacak? Hadi ya falan filan yani tamam ya ben bu demo kalsın biz de biz bunun parasını ödeyelim size falan şeklinde. Çünkü yani sadece hani bence inanılmaz bir çözüm sağlıyoruz. Süper. Peki bir şey soracağım. Belki konu değil ama meraktan soruyorum. Bitcoin'le ne zaman alışveriş yapmaya başlayacağız? Bitcoin'le alışveriş yapmaya biz yani biz tam Türkiye'de başlamadık ama dünyada başladı. Bitcoin kartları bilmem vesaireler var diye. Kredi kartları var. Hatta Avusturya'da Bitcoin mağazaları var. Gidiyorsun oradan üzerine Bitcoin yüklü kartlar alıyorsun. O kartlar belli yerde geçiyor. Bence çok çok şey değil. Biz de çok yakında başlayacağız. Yani sen bunu yani olumlu düşünüyorsun Bitcoin konusunda. Ben yani 10 yıldır kripto pazarındayım ya. Çok aktif bir şekilde neredeyse. Kendim çok ciddi alım ve satım yapıyorum. Gerçekten yani hemen hemen. Tabii tabii. Bütün çünkü kripto pazarı bana şöyle bir şey veriyor. Tüm dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. Hani Metaverse uygulamaların kripto paralarından tut. Bu şimdi Web3 çok konuştuğumuz bir şey. O alandaki kripto paralara kadar yani birçok alana çok devamlı yatırım yapıyorum. Enteresan. Yani ama bu çok fazla biliyorsun karışık bir konu. Onunla ilgili bir yayın yapacağım yakında. Bayağı karışık yani o Bitcoin genel adı ama birçok değişik paralar var. Yani hepsi aynı getiri ve başarıyı elde etmeyecek diye konuşuluyor. Çok uzmanlık alanı değil mi? Yani Bitcoin genel bir adı esasında. Değil mi? Tabii. Şu anda açsak konuyu bir saat konuşurum. Konuşuruz. Şimdi, evet. Programın sonuna geliyoruz. 2-3 tane soru soracağım. Bu ki. Kitabında bahsetmiş olduğun 40 metottan en çok beğendiğin, en çok kullandığın, en çok tavsiye ettiğin 2 veya 3 tane metodu paylaşır mısın bizde? Yani bir kısmını aslında konuşurken bahsettik biliyorsun. Bence birincisi Yohare'nin penceresi. Hani geri bildirim alma, kendini tanıma vesaire konusu. Kesinlikle. Ondan sonra bir ikincisi yani gene biraz konuşmanın en başında söylemiş olduğumuz şey hendeğe atlama konusu. Bir de yani mesela Chap 39. Bunların hepsini ben İngilizce hatırladım sesimlerini. Yani 39. U teorisi. Taner inanılmaz bir teori. Yani U teorisi tamamen benim tüm iş hayatımı şekillendiren bir teori. Yani bu teori diyor ki sen herhangi bir şeye, gelecekteki herhangi bir şeye karar vermeden önce, geleceği tamamen çizmeden önce sen tansiyen olmayacaksın o esnada. Sadece diyor beyni olan, düşünebilen bir ve tecrübesi olmayan birisi olacaksın. Ve sen geleceği nasıl şekillenmesi gerektiğini kafanda canlandıracaksın. Çünkü tansiyen olursan kendi tecrübelerine birlikte gene yanlış şekilde yani farklı bir şekilde ya da görmek istediğin şekilde şekillendirebilirsin. Her şeyden öncelikle arındırıyor seni. Sonra düşünmeye başlatıyor falan. İnanılmaz başarılı bir teori. Yani böyle bunu herhalde bir 7 yıl önce falan keşfettim.
izlemediğim videosu kalmadı. Yani şirketlere yapılan şeyleri. Bu arada kitabın tabii Taner en önemli şeyi yani şöyle görünüyor değil mi kitap? Evet biraz ters görünüyor ama kitabın en önemli bence konusu sen çok iyi biliyorsun bunları. Her biri 200 sayfaya düşen o metotlar arkasında aslında kitaplar var. Birçok kitaplar yazılıyor. O yüzden yani böyle bir hap şeklinde ve de benim kendi tecrübelerimle de hani ben bunu nasıl kullandığım, hangi durumda kullandım, aynen seninle şu anda konuştuğumuz gibi anlataraktan çok kolay anlaşılmasını sağladım. Senin kitabında çok güzel bir şey var. Diyorsun ki ne yaparsanız yapın bir stiliniz Evet. olsun ve o stille anılın. Bazen hızlı yazılmış bir e-posta bile o kişinin ne kadar kaliteli iş çıkarabileceği konusunda bana fikir verebilir. Bence çok güzel bir şey. Bu insanlar çok azı bu e-posta veya bir şey önem vererek yazıyor. Yani çok önemli bir şey aslında değil mi? Buradan çok, çok şey çıkacağız. Çok, ben çok. Avusturya'sı mezunuyum. Bize el yazısı öğretmişlerdi. Evet. Düzgün bir el yazısına sahip değilsen sınıfta bile kalıyordu bizim. Yani okul o kadar konuda aynen. önemli. Sesi. Aynen yani. Biz de öyle. Özel değil mi el yazısını böyle nasıl çizeceğiz? G'leri bilmem, I'ları, C'leri. Hepsini aynen. öğrendik. Şöyle iki soru soracağım. Bir tanesi gençler için. Yani bugün gençlere bilmiyorum çocukların var mı? Ne öğüt verirsin gençlere? Çünkü biliyorsun dünyada müthiş bir Y ve Z jenerasyonunun verdiği bir iş dünyasına gidiyoruz. Ne önerirsin bu gençlere? Ne yapsınlar? Özellikle mesela benim Berkeley'den mezun olacak yeğenim var. Bu sene son sınıfta. İnan ben yani ben bile çok ne yani söyleyeceğim konusunda hani söylüyorum ama ne kadar doğru söyleyeyim konusunda emin değilim. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben öncelikle yani ne yaparlarsa yapsınlar çok sevecekleri şey yapmalarını öneriyorum. Yani sevdiğiniz bir şey yapmadığınız zaman olmuyor. Ve ben bunu görüyorum. Yani yapay zeka konusunda çalışan bir arkadaşın o işi bırakıp işte belki bir psikolojiye atladığını bile görüyorum. Ya da psikolojiden gelip yapay zekaya geçti. Yani sevdiğiniz bir iş olması lazım. İlgi duyduğunuz. Peki ben ilgiyi nasıl duyacağım? Nasıl şey yapacağım? Ya biz açıkçası iş hayatında bütün her bir şey trendlere bakaraktan karar veriyoruz. Yani bu yılın önümüzdeki 5-10 yılın trendleri nedir? Çünkü hiçbirimiz bilmiyoruz bundan 2030 yılında hangi işler olacak, çocuklarımız hangi işleri yapacak bilmiyoruz. O zaman trendlere bakmanız çok önemli ve şu an itibariyle önümüzdeki yıllar içinde aranan pozisyonlar vesaire nelerdir ve ben bunlardan hangisini severim? O kadar şanslı ki genç arkadaşlar. İstedikleri her şeyi YouTube'dan bakabilirler. Konuşmaları izleyebilirler bu alandaki. Ondan sonra ben bunu seviyorum. Taner işe girdikten sonra da yani ne iş olursa olsun o işin en iyisi olun ama işi de derinlemesine bilin diye şey yapıyorum. Mesela beni devamlı Metaverse toplantılarına davet ediyorlar ve ben kabul etmiyorum biliyor musun? Diyorum ki ben diyorum yapay zekacıyım. Benim şirketim Metaverse şirketi değil. Evet Metaverse'ü biliyorum. Uzun uzun da konuşabilirim. Ama lütfen beni davet etmeyin Metaverse toplantılarına diyorum. Çünkü ben yapay zeka ile bilinmek istiyorum. Ama işte o zaman diyorlar. Yapay zeka da anlatırsınız olur mu? Peki hadi o zaman. İkisinin karışımı olursa olur. Peki bundan sonraki hedefin nedir peki? Şimdi kaç sene oldu? 2018'e girdin. 4. sene giriyorsun. Artık yolculuk başlıyor herhalde yeni bir yere. Yok. Burada kalırım. Bu konuşmanın başında da söyledim. Çünkü yapay zeka çok gelişiyor. Teknoloji çok değişiyor. Sorumluluklarım çok artıyor. O yüzden herhangi bir yere yeni yolculuk olacağını düşünmüyorum. Yani şu anda bana hani tabii ki benimle gel çalış, bizimle işte çalışıyla görüşür müsün diyen şirketler var. Her zaman oluyor. Hiç yani ilgimi çeken bir şirket yok. Yani bence UiPath şu anda hani dünyanın benim için en iyi şirketi ve sahiden de çok da iyi gidiyoruz tüm dünyada. Sektöründe açık ara farklı bir numaradayız ve bütün o IDC, Gartner'ın araştırmalarına rağmen ve yapay zekaya da çok ciddi yön veriyoruz. Devamlı şirket büyüyor vesaire. O yüzden pek bir şey olmaz benden başka. Bugün Google'da araştırdım biraz senin şirket hakkında. Dünya 30 milyar olarak öngörüyor. Siz 60 milyar olarak bir pazar öngörüyorsunuz. Evet. Doğrudur. Doğrudur. Evet. Son iki soruda bir başarıyı nasıl tanımlarsın? Ben sormuştum bundan sonraki hedefini, pardon. Başarıyı nasıl tanımlarsın? Başarıyı tanımlamadan önce biliyor musun, ben hiçbir zaman başarı için çalışmadım. Ben başarısız olmamak için çalıştım hep. O yüzden başarısız olmamak için çalıştım. Başarı.
Yani başarı tabii ki hedeflerini yapmak, hedeflerini aşmak demek ama yani başarı için çalışılmaz, ödül için çalışılmaz. Benim için hep başarısız olmamak için çalışılır. O yüzden beni başarısız edecek etkenleri çok iyi anlamam lazım. Başarısızdan hemen ders alıp düzeltmem lazım şeklinde hep bir çalışma tempom oldu. Peki o zaman yok dese aslında bu soru ama şimdi bana sorma ihtiyacı duydum. Yani çok başarısız olduğun bir bakan var mı? Yani var tabii ki çok var. O kadar çok var ki Gerçekten zaten böyle o hani yüzden de. böyle güldüğün sorudan güldüğün veya ya bu kadar da salakça hata yapılır mı diyeceğim herhangi bir şey var mı mesela hayatının yani herhangi bir... Ya tabii şirketler deneme şansı verirken yani biraz risklerini de al diyorlar. Ama ne bileyim yani yapmış olduğum bazı kampanyalar Samsung'da olsun, Microsoft'da olsun yani çok iyi analizler yapmayaraktan piyasaya çıktığı için boş yere şirketlerin parasını heba ettim ama yani ya mesaj yanlıştı ya vakti yanlıştı ama hepsinden öğrendim. Yani en çok daha çok şeylerde hep öğrendim biliyor musun? Çok hatalar yapabilirdim. Yani çok ciddi hatalar yapabilirdim ama hep birilerine danıştığım için o hataları hep beni yönlendirdi. Yani mesela bir gün geldim Hürriyet Gazetesi'nin kapağında Hewlett Packard'ın PC'leri radyasyon yayıyormuş diye bir haber. Kocaman bir haber. Önce inanamadım. Nedir bu ya? Ne demek yani dünya devinin şeyi? Hani ben de o bir şeyden sorumluyum. Ondan sonra ne yapmam lazım falan. Ondan sonra işte dediler birileri gazeteye ilan ver. Hayır böyle bir şey yok. Ondan sonra hemen ajansları topladım. Böyle bir şey doğru mu diye. Hayır dediler. Tam saçmalama. Eğer böyle bir şey yaparsan bunu kabul etmiş olursun. Ne yapmam lazım? Bu haberi yazana gideceksin, bulacaksın. Bu haberi değiştirteceksin. Gittim onu buldum. Dedi ki Türkiye Atom Sanayi'nden dedi. Radyasyon yazmadan da her yazı getir dedi. Yapma etme dedim. Dünya devinin ürününden konuşuyoruz bütün laboratuvarlarda. Ama gittim atom aldım yazıyı getirdim. Sonra o şey yazıyı değiştirdi. Hayır burada bir şey olmuş. Bir yanlış anlamı olmuş aslında. Radyasyon düşmüş falan. Yani hep hataların bir yerlerinde döndüm. Çok öyle kafamı vuracağım bir hata yapmadım. Şanssızlıklarım oldu. Özellikle üst düzey pozisyonlarımda. Yani hani ne bileyim mesela bir Ukrayna'da birilerini mahkemeye vermem lazımdı. Çünkü vermezsem şirkete zarar vereceklerdi. Ama benim çok iyi iş ortaklarımdı. Çok ciddi ciro getiriyorlardı. Yani mecburen verdim. O cirolardan vazgeçmek zorunda kaldım. Hani ister istemez bazı şeyler oldu. Ama saydın öyle radikal çok kötü bir yaptığım hata yok Taner. Uluslararası şirketlerde bu tip hata yapmana izin veriyorlar, değil mi? Evet. Çok. Ve ben de bayılıyorum. Yani bana ne kadar çok hata yapmaya izin verirse o kadar çok bayılıyorum ki. UiPath'te sınırsız hata şansım var. Turkcell'de de sınırsız hata şansım vardı. Hep sonuç beklendi. Yani sen sonucu getir diyorlar. Samsung'da yoktu. Samsung'da her şey sonu ölçülüyordu. Microsoft'ta da yoktu. Apple'da da yoktu açıkçası hiç. Böyle hani vardı ama hani şeyde Çinlerle dikkatle çalışmak çok zor diyorlar. Doğru mu? Çinlerle çalışmak zor diyorlar. ölçülüyordu. Korelilerle çalıştım tabii Ha, Samsung'da ama Kore'de. Pardon. Çinliler Korelilerle ya Koreliler ve Çinler birbirlerinden çok farklılar öncelikle. Onu söylemek istiyorum. Sorunu Koreliler diye mi alayım? Bence Koreliler diye alalım o zaman. Koreliler diye alalım. Koreliler şöyle çalışmak şu açıdan zor. Çok çalışıyorlar birincisi. Ve yani ben bunu sordum kendilerine. Niye çalışıyorsunuz? Çünkü biz çocuklarımıza dünyanın ilk üç ekonomisinden bir tanesi bırakmak istiyoruz dediler. Şimdi öyle olunca ama onlar benim çocuklarım değil ki. Benim çocuklarım Türk çocukları diye içinden geçiriyorsun. Ondan sonra ve yani inanılmaz çalışıyorlar. Yani sabah 6-7'de başlayıp akşam 9'a kadar çalışıyorlar. 9'dan sonra genelde çok içki içiliyor. Özellikle hani yemeklere çıkıldığı zaman. Ondan sonra ben yani öyle içki içemiyorum ne yazık ki. Onlara çok katılamadım o aşamada. Sonra sarhoş oluyorlar Taner ama saat 11 gibi inanılmaz acılı bir çorba içiyorlar. Sabah saat 7'de tekrar görev başındalar. Yani hani onu da anlamıyorum. Nasıl böyle tekrar görev başına geçebiliyorlar falan. Çok çalışıyorlar. Ama şunu söylemem lazım. Hani ben hep iş hayatında bu kitap var. Kitapta da bir bölümü var. Ben minimum efor, maksimum etkiye inanan bir insanım. Yani hep minimum eforla nasıl maksimum etki alabiliriz? Çok yani manasız çok çalışmayı doğru bulmuyorum. Biraz Samsung'da açıkçası o vardı. Yani bazı şeyler bence fazla bürokratikti ve o çalışmayı gerektiriyordu. Evet, biraz zamanımız bayağı açtık ama bir tane soru geldi. Bir Mehmet Erel var. İkimizin ortak dostu. Çok selam söylüyor sana. Adana'dan. Mehmet Erel tanırsın değil mi kendisini? Evet. Evet, bizim CHC'den senatör arkadaşım benim.
Fatih Yıldız soru sormuş. Bu soru son soru olsun artık. Yapay zeka konusunda çocuklarımızı nasıl hazırlamalıyız? Yani onlara nasıl öğütler vermeliyiz? Valla yapay zeka konusunda çocuklar için de yeterli malzeme yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani çok daha fazla kitaplar çıkacak, bilmem edecek. Amerika'da falan İngilizce çıkmaya başladı. Bunlar Türkçe'ye de çevirecek. Bir içerik de yok. Ama lütfen yapay zeka konusunda YouTube'da videolar açın. Yani ben kendi çocuğumu öyle hazırlıyorum açıkçası. Hep bunları konuşaraktan. Mesela şimdi şu aralar NFT nedir'e çok takık durumda. Bana basit bir şekilde NFT örneklerini anlatıyorum. Bazen gel diyorum YouTube'da bir video izleyelim. Açıyoruz, izliyoruz YouTube'daki videoları. Ona görev veriyorum. YouTube'da her şey var. Yani yapay zeka nedir'den tutsun. Yani hangisi iyisini seçeceğim, hangisi gibi sorular varsa da yani özellikle yapay zeka hakkında yapılmış bir 4 bölümlük bir dizi var. The Future of AI diye. Altı Türkçe şeylerle izlenebiliyor. Alt yazılarla. Lütfen izle. Yani bol bol yapay zeka konusunda şey izletin kendilerine. Evet. İzletin. Kendi kişisel bir sorum olacak. Bu Twitter'da başarını neye bağlıyorsun? Hatta programcı Acun'dan bile fazla takipçim var diye. Nedir Twitter'da? Twitter'ı tavsiye ediyor musun iş adamlarına? Senin başarının sırrı nedir? Yani Twitter'da ben son yaklaşık herhalde 2011'den beri günde de düzenli olarak 2-3 tane tweet paylaşıyorum. Birincisi o var. İkincisi benim üzerimde şöyle bir yük kaldı. Teknoloji konusunda insanlar beni takip ediyorlar. Teknoloji gelişmeleri. Yük kaldı derken çok ciddi şekilde öğretmenler benim tweetlerimdeki videoları sınıflarında paylaşıyorlarmış. Bununla ilgili de çoğu kez yüz yüze geldim, öğrencilerden duydum bunu. Yani bence insanlar hap bilgi almak istiyor Taner. Twitter'da bunun için güzel bir ortam. Fakat hiç kimse bilmiyor ki o kadar zor ki upuzun bir teknoloji videosunu başına o 240 karakter içinde sen o videonun ne olduğunu yazma. Çünkü insanlar önce onu okuyor, sonra videoya tıklıyor. Twitter'dan ben keyif alıyorum. O geri bildirimleri görmekten de keyif alıyorum. Twitter'ın tek kötü tarafı, tek sevmediğim tarafı, inşallah Web 3 ile birlikte o da değişecek. Takma isim arkasına takılan insanların belli durumlarda saldırgan moda geçmesi, bilmem hani yüzüne söyleyemeyecekleri şeyleri orada ortamda sağlaması. Ama mavi tıklı olunca hayat biraz daha güzel oluyor. O tarz yorumları da Twitter'da kapatabiliyorsun. Ben çok faydalı, ben de görüyorum ama her kişi için mesela kişisel gelişim konusunda paylaşımlar oluyor. Çok fazla istediğim ilgiyi göremiyorum. Bence farklı mesela teknolojilerde en çok ilgi çeken konuların başında geliyor. Tabii aynen. Sen LinkedIn'desin evet. Galiba daha çok. Benim? LinkedIn'desin galiba değil mi? LinkedIn'de misin sen? Oldum ya, evet, LinkedIn, şimdi YouTube inşallah. YouTube konusunda bayağı yatırım yapıyorum. YouTube'a inanıyorum ve dünyanın her yerinden takipçilerim var inşallah. Hak ettiğim yere gelir. Herkes diyor bu kadar kaliteli bir yer içerik olamaz ama rakamlar onu göstermiyor şu anda. Olacak işler. Sabırla uğraşıyorum. Evet, Tanrı çok teşekkür ederim. Harikaydı. Ben de rekorumu kırdım. 1 saat 16 dakikalık konuşuyoruz. Nasıl geçmiş vakit? Evet, çok teşekkür ediyoruz sana paylaşımların için. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Taner Özdeş Akademi, abone olmadıysanız abone olun. Bu önemli. Herkese iyi akşamlar diyorum. Tansu iyi akşamlar.